Herkese tekrardan merhaba. Yenebilir ambalaj çalışmamızın 3. videosundayız. Küllenmemiz bitti. 48 saat doldu. Bugün sizlere ambalajların kalıplardan nasıl ayrıldığını göstermeye çalışacağım. 2 adet ambalaj yapmıştık videoda, bir önceki videomuzda. Ben bunun yanında bir iki kalıp daha kullanarak başka kalıplarda da ambalaj üretimi yaptım. Elimde ne de olsa karışım var diye. Şu şekilde basit bir örnek gösterebilirim. Evde olan herhangi bir çikolatayı normal ambalaj gibi kapladık. Ambalaj özelliği gösteriyor. Özellikleri, mukavemet değerleri, kalınlık değerleri gayet iyi. Kalıplardan ayırmak için de özellikle kalıpların kenarlarında hafif keskin bir malzemeyle ayırabilirsiniz. Ya da elle de direkt ayrılabilir. Ürettiğimiz ambalaj bu şekilde kalıplardan kolayca ayrılıyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde esnek ambalaj, yenebilir ambalaj üretmiş olduk denemelerimizde biz. Peki bu ambalajı nerelerde kullanabiliriz? Tabii ki bu ambalajın üretim metodolojisi tam bizim için biraz zor teknoloji şu anda. Günümüzde çok kullanılmıyor. Ancak bu denemelerle birlikte biz bu ambalajları daha çok geliştirerek gıda ambalajlarında kullanabiliriz. Özellikle bunlar kıvrıldığında hafızasını koruyabilen bir ambalaj olduğu için şekerleme ambalajlarında kullanılabilir. Marketlerden aldığımız çoklu şeker ambalajlarının içerisinde bulunan ambalajlar da kullanılabilir. Meyve ambalajlarında kısmen kullanılabilir. Bu şekilde bizim ürettiğimiz ambalaj özellikleri şu an gayet iyi. Projemizin böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkes sağlıcakla kalsın. Hoşça kalın.